Başlıyorum. Tamam. Olur. Microsoft Ayers'in hava bilişimi ve robotik platform olarak Türkçesi geçiyor. İlk olarak Ayers'im nedir? Microsoft tarafından geliştirilen Unreal Engine üzerine inşa edilen bir simülasyon ortamı. Bu ortamda çeşitli araçları gerçek hayatta gibi test etme imkanı sunuyor bize simülasyon içerisinde. Dronları, araçları, robotları gibi. Kullanım amacına gelirsek, Ayers'imi kullanma amacımız otonom araçlar için deep learning, computer vision ve RL algoritmalarını kullanarak veri toplamak ve yapay zeka platformu oluşturmak. Ortam kurulumu ise bir eklenti şeklinde oluşturduğumuz Unreal Engine ortamına bırakıyoruz. O şekilde plugins olarak aktif ediyoruz, kullanıyoruz. Nasıl kontrol sağlarız? Ayers'in kullandığımız araçla etkileşim kurmamız için API'ler açığa çıkarıyor. Bu API'ler API açılımı application Programming Interface olarak açılımı, uygulama programlama arayüzü olarak geçiyor Türkçesi. Bir uygulamaya dışarıdan erişilmesini sağlayan arayüz, API sayesinde fonksiyonlara ve özelliklere erişebiliyoruz. Örneğin drone'un konumunu almak için, görüntü almak için, kontrol etmek için kullanabiliriz. Bu API'ler ise RPC aracılığıyla sunuluyor. Remote Procedure Call olarak geçiyor, uzak prosedür çağrısı. RPC ise herhangi bir program sunucusu ile istemci arasında iletişim sağlayan bilgisayar programına izin veren süreçler arası iletişim teknolojisi olarak geçiyor. Bazı API'lardan bahsedeceğim Ersin'deki. Reset aracı başlangıç durumuna sıfırlar. Confirm Connection bağlantı durumunu her saniyede kontrol eder ve kullanıcı bağlantı durumunu konsoldan inceleyebilir. Enable App Control API'yi aktif etmek için bu çağrıyı yapıyoruz. API'ler üzerinden kontrol sağlayacağımızı bildirmek için. SIMGET Collision Info çarpışma meydana gelip gelmediğini, çarpışma zamanının konumunu ve yüzey normali gibi bilgileri alabiliyor. SIM Enable Water da parametre ile hava olayları eklenebiliyor. Yağmurlu, karlı, sisli, tozlu gibi hatta karlı ve ıslak yol şeklinde seçenekler de bulunmakta. Start Recording ile veri kaydını başlatmak için kullanıyoruz. Oluşturulan ayarlar dosyasındaki formata göre kayıt alıyor. Airsim ayarları belgeler üzerinde bulunmakta Windows üzerinde. Airsim içerisindeki setting JavaScript dosyası üzerinde ayarlamalar yapıyoruz. Başlangıç noktasını, varsayılan aracı, zamanı, hava olaylarını, kamera ayarlarını değiştirebiliyoruz. Hatta fazladan araçlar bile ekleyebiliyoruz kontrol etmek için. Bunun yanında varsayılan olan Simple Flight adı verilen uçuş denetleyicisi kullanılıyor. Kendisinde bulunmakta. Ayarlar üzerinden PixHawk, PX4 uçuş kontrol kartını da ayarlayıp bilgisayara bağlayıp gerçek bir ortamda gibi kullanma şansımız da bulunmakta. Airsim'de sensörler. Airsim'de sensörler tam sayı numaralarına göre ilişkilendirilmiş. Aynı durum hava olaylarında da geçerli. Sisli, karlı. Ona göre de numaralandırılmıştı. Barometre 1. Barometre drone'un yerden yüksekliğini ölmek için kullanılan basınç sensörü. Hava basıncındaki değişimi algılıyor. İğme ölçer drone'un uygun şekilde hızlanmasını, serbest düşüme göre hızlanmayı ölçen sensör. GPS drone'un yön bulmasını ve konumlanmasını sağlıyor. Manyetometre, manyetik alan yoğunluğunu ölçüyor. Ortamdaki demir cevheri oranına göre çalışıyor. Günlük hayatta güvenlik alanında karşımıza çıkmakta. Toplu alanlarda giriş yerlerinde geçtiğimiz taramalar yapıldığı yerler örnek olarak verilebilir. Dronlarda mayın tarama için kullanılabilir sensör. Mesafe sensörü mesafe ölçmek için kullanılıyor. Ultrasonik ya da kızılötesi bir dalga yüzeye yönlendirilir ve yansıyıp geri döner. Bu şekilde ölçüm yapılıyor.
Lidar ise lazer darbeleri ile bir nesne veya yüzeyi uzaklığını tespit ediyor. Lazer darbesinin gönderiş zamanı ile geri gelen yansıma arasındaki ulaşma vakti farkı sayesinde ölçüm yapılıyor. Bazı akıllı telefonlarda da bulunmakta artık bu sensör. Görüntü türleri. İlk pencerede gri tonlamalı görüntü elde ediliyor. Bu pencerede derinlik yapabiliriz. Gri'nin tonlarından oluşuyor. Piksel başına 8 bit ayrılıyor. 256 renk gri tonlarına göre ölçeklendirilmiş görüntü elde ediyoruz. İkinci pencere ise RGB görüntü elde edilir. RGB renk uzayı olarak adlandırılır ve katmanlardan oluşur. Doğadaki tüm renklerin kodları RGB referansıyla belirtilir. Günümüz görüntüleme cihazlarında bir standarttır. FPV ise kuş bakışı görüntü olarak adlandırılıyor. Düz aldığımız görüntü. Görüntü API'ları. Drone modunda front center, front right, front left, bottom center ve back center olmak üzere bu kamera tipleri bulunmakta. API'ler ile bu kameralara erişiyoruz. Görüntü API'ları istediğimiz formatta ve çoklu veri elde edebilme şansımız da var. Örneğin SimGet Images API ile sol kameradan derinlik, sağ kameradan FPV görüntü ve aynı zamanda RGB görüntü alabiliyoruz. Sıkıştırılmış formatta alabiliyoruz. Hatta kayan noktalı tek kanallı görüntüler almamızı da sağlıyor. Derinlik yapabiliyoruz. Kamerayı paralel bulunan noktalar aynı derinliğe sahip oluyor. Derinliğe bağlı olarak siyahtan beyaza doğru renklendiriyor. Bunu bir örnekte göstereceğim sonra. 100 metre ve daha fazlası derinliklerde beyaz olarak görüyoruz. 0 metre gibi tam yakın noktalarda siyah renk gözüküyor. Tonlarına göre ayrılıyor. Eğitim verilerini toplamaya gelecek olsak eğitim verisi oluşturmanın iki yolu var. En kolay kayıt düğmesi ile bastığımızda kayda başlıyor ve her kare için pozisyon ve resim yazmayı başlıyor. Bu şekilde pozisyonları o zamana göre resimleri kaydediyor. Diğer bir yolu ise API'ler üzerinde erişmek. Bu daha kapsamlı oluyor. Verileri ne zaman nasıl kaydedeceğimizi kontrol edebiliyoruz. AirSim'le gelen bir harita bulunmakta, çevre bulunmakta. Blocks diye geçiyor. Multirotor klasörün içinde de bazı örnekler bulunmakta Python'da kontrol ile ilgili. Bunun yanında Computer Vision ve çevrelerden RL örnekleri bulunmakta, Computer Vision örnekleri bulunmakta. Şimdi bir örnek göstereceğim. Bu örnek Hello Drone olarak bulunmakta dosyaların içinde, AirSim'i kurduğumuzda gelmekte. Evet, bu örnekte temel olarak drone'a bağlanma kısımda gösterildiği gibi. Sensör verilerini ilk önce yazdırıyor bulunduğu ilk konumdan. Sonra belirtilen konuma yönlenme. Şurada belirtilen konuma. Ve görüntü verilerini elde etme ve onu istenilen formatta yazdırma işlemleri. Başlattığımızda şu şekilde başlıyor. İstediğimiz gibi nesneler falan ekleyebiliyoruz Unreal Engine ortamına. Sol tarafta bulunan. Ayarlarını eklentiyi falan kurduktan sonra şurada sağ tarafta bulunan Game Mode kısmına AirSim'i seçip başlatıyoruz. Başlatınca bize soruyor araç modunda mı yoksa drone modunda mı diye. Bunu ayarlardan istersek varsayılan olarak değiştirebileceğimiz komutlar da var. JavaScript dosyası üzerinden, belgeler üzerinden. Bu dosya ilk başta boş olarak geliyor bize. Varsayılan olarak ayarlanmış değerlere göre geliyor yani daha doğrusu. Bunu istersek istediğimiz biçimde sensör verilerini falan değiştirebiliyoruz burada yazarak. Şimdi örneği başlatalım.
İlk önce kalkıştan önce bize sensör verilerini yazdırdı. Konumlarına göre sonuçları yazdırdı. Sonra kalkış için bir tuşa bastı. Bastığımız zaman yükseliyor. Take off yapmış oldu. Tekrardan bize bu noktadaki sensör verilerini yazdırdı ve aracı Exxon 10 Exxon konuma taşımak için tekrardan bastık ve o konuma hareket etti. Şimdi veri almak için basılıyor. Bastığımız zaman verileri oluşturdu ve şöyle bir şu dizine kaydetti. Bu ilk görüntü derinlik görüntüsü. Derinlik yapabilmemiz için bu imkanı sağlıyor. Siyahın tonlarına göre beyaza doğru gidiyor. Şu ikinci görüntü nokta PPM olarak geçiyor. Bu kayan noktalı görüntü oluyor. Tam bunu anlayamadım ama hocam siz biliyorsanız. İsmini ne dedin? Tam anlamadım ben. PPN mi? Nokta PPM dosya uzantısı NumPy'da falan Dosya kullanılıyor. uzantısını bilmiyorum ama o büyük baskımların kombindir ya. Böyle. Bir de zaten derinlik kamerasını şu an mesela görüntüsünde hangi tipte kaydettiğini tam anlamadım ama dosya tipini. Normalde mesela bunu TIFF falan kaydediyorlar. Çünkü ya da PNG de kaydedilebiliyor mu? PNG kaydetmen için yani böyle bir işleme yapıyorsun arkada. O şimdi yani bu kadar aslında derinlik simsiyah bembeyaz olmaması lazım. Onu düzeltiriz ama şu an tabii aldığım bir sıkıntı yok. Ama hani daha öyle hatları var yani green'in, beyazın tonları olması lazım. Ama öbür dosyayı tam bilmiyorum ben de bakmam lazım. Bu normal kuş bakışı görüntüsü olarak geçiyor aldığımız FPV. Bu da sıkıştırılmış hali boyutu, küçültülmüş hali. Başka bir örnekte orbit. Bu bir eksende daireler çiziyor. Bir yörünge çiziyor yani etrafta dolanıyor. Bunu yaparken de kayıt başlatalım. Normal kayıt başlattığımız zaman. Tamamladı ikinci turu. Üç tur atıp geri ilk konumuna dönüyor. Bu videonun donması kayıttan dolayı mı oluyor yoksa grafiklerden dolayı falan mı oluyor? Yoksa internetten mi? Kayıttan dolayı internet ağırlık Ya kötü olduğu için sende şu anda donmuyor mu? donma yok. Size öyle bir. Yok. Okey, o zaman sorun yok. Tamam. Ondan sonra. Kayıtlarda normal başlattığımız zaman belgelerimden eSIM üzerinde şu şekilde kayıtlar oluşturuluyor. Girdiğimiz zaman şu şekilde resimlere
yükselişteki tek tek çekilmiş halde görebiliyoruz. Bunu zaman aralığı falan setting dosyasından ayarlayabiliriz, JavaScript dosyasından. O resimlere göre de geçerli konumlarını görebiliriz. Açılarını, konumlarını. Hava olayları falan da ekleyebiliyoruz. Onunla ilgili de bir rüzgar. Rüzgar ön taraftan 10 metre bir saniye veriyor ve drone konumunu dengelemeye çalışıyor. Ona göre şekil alıyor. GPS sayesinde. Tekrardan sıfırlanıyor. Geçen kodda ise zikzaklar çiziyor. Git gel yapıyor. Yine bir. ASM üzerinde Python ortamı olduğu gibi C++'la da çalışan örnekler var. Onları denemedim ama bu şekilde aynı C++ üzerinde erişebilmek için de oluşturulmuş şeyler var. Görüntü işleme için farklı şeyler var. Windows üzerinde çalıştıramadım. Bazılarında hata aldım çoğunda. Aynen. O yani C++ olanlarını nasıl derleyeceğimize Windows'ta ben de çok bilmiyorum ama Python olanlarda olmaması lazım diye düşünüyorum bir sıkıntı ama. Benimki Anaconda falan kurmamıştım. Direkt Python sürümü 3.8.6 üzerinde denedim. Ondan olabilir mi bilmiyorum. Yani. Paketlerini de kurdum ama hata verdi sonunda. Onu bakmak lazım. Şimdi tak diye bir şey söyleyemiyorum versiyonlardan. Sosyal şeylerinden ama. Var mı sunumda başka bir şey kısım yoksa devam mı? Bir de fazladan araç ekleme var. Şu şekilde JavaScript dosyası üzerinden ekstra araçlar ekleyebiliriz konumlarına girip. Hatta bu araçlara özel sensörlerini falan kendimiz oluşturabiliriz. Toplu çalıştırmak için. Bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Güzel hazırlamışsın sunumu. Ha, bu sondaki dosya bu arada JavaScript dosyası değil, şey dosyası. JSON dosyası oluyor. Evet. O JSON JavaScript değil yani tam olarak. O böyle konfigürasyonları kaydetmek için kullanılan bir yani daha düzenli bir dosya türü şey gibi. Yani herhangi bir text dosyasından ziyade Python dictionary'lerine benziyor. Yani özel bir dosya bu. Çoğu dilde de isteği var hani. JavaScript'le direkt bir alakası yok. Onun dışında bence güzel de arkadaşlara şimdi soracağım biraz hani yani gördüğünüz üzere sen de zaten bundan uğraştın. Yani aslında bayağı kolaylaştırılmış o API'ler üzerinden çoğu şey hazır yani hazır demeyeyim de hazırlaştırılmış ve kullanıma hazır. Hani çok zor bir öğrenim şeyi yok. Kitle zorluğu. Yani birkaç kere bir saat iki saat oynayınca uğraşınca anlıyorsun çoğu şeyi. Tabii Birçok detayına inmek örnek için. bulunmakta. Evet örnek var dokümantasyonu güzel. Yani anlatıyor ne olduğunu. Bazı projeler olur kitapta atarlar kodu. Hani ne olduğunu anlamazsın. 50 saat ararsın. Bu düzenli yani bir program şeyi sitesi. Onun dışında araba desteği de var. Ona da zaman gelince bakarız. Yani drone çıkarabildiğimiz gibi otomobil de çıkarabiliyorsun içine. Araba desteği tabii drone desteği kadar detaylı değil.
web sitesinde zaten böyle ufak bir anlatıyor. O kadar özelliği de yok. Ama bizim işimize görecek kadar var. Arabayı da kontrol edebiliyorsun oradan oraya. Bunun dışında yani Airsim'de dediğin gibi işte lidar, sensörler, kameralar, bunları istediğin yerlere ekleyebiliyorsun ya da o yerlerine, açılarını oynatabiliyorsun lenslerin. Kaydedebiliyorsun, veri alabiliyorsun. Kontrolcüsünü, şu an mesela senin arkadaşlarında otomatik bir kontrolcü var. Ama bu kontrolcüyü değiştirebileceğiz. Yani başka kontrolcüler koyabiliyorsun. Yani şu an yanlış hatırlamıyorsam drone kontrolcüsünün ismi neydi ya, 3 harfli olan. O var orada. Hemen bakayım, RC miydi? Drone kontrolcüsünün adı. Bakalım. Ama yani içinde hazır algoritmalar var hareket etmesini sağlayan drone'un. PID kontrolcüsünün değişik bir versiyonu var yani. Bu tarz farklı. Hani kontrolcü de elleyebiliyorsun. Ellemek istemiyorsan ellemek istemeyebiliyorsun. Mesela şimdi burada pekiştirme öğrenme örneği var bir tane orada. Aslında yapılan şey drone'u belli bir yere çıkarıp sabit durmasına sağlamak falan. Çok büyük bir iş yapmıyorlar ama göstermek için hani orada nasıl bir pekiştirme öğrenme kurabilirsin buraya mantık olarak diye. Onun dışında ben de bu hafta yani bunları yükleme şeylerini hazırlamaya çalıştım biraz. Şimdi bu haftaya paylaşmış olacağım bunları. Herkes haftaya işte yani sunumlar, hem öbür işler hem de sunumlar kurmak üzerine bir işimiz olacak. Bence yani güzel bir simülasyon. Grafikleri biraz bilgisayarları kastırabiliyor bazı arkadaşların. Onun için de şey var. Grafiklerin çözünürlükleri falan düşürebiliyorsun bazı şeylerin. Grafik detaylarını daha az çözünürlükle başlat diyebiliyorsun. Veya işte çevre detaylarına, yani bu oyunlarda kullanılan bazı grafik şeyleri var, ayarları. Yansıma olsun, işte güneş ışının ne kadar partikül yolladığı, işte ray yolladığı falan. Yani bazı şeyleri oynatarak hani hızı da arttırabiliyorsun. En kötü çözünürlüğü düşürüyorsun. Tabii bu biraz computer vision tarafında bir şey yapacaksan oraları biraz etkileyebiliyor. Ama hani en azından bazı şeyleri denememiz için lazım olacak. Zaten böyle ana bir eğitim yapacağımız zaman daha güçlü bir bilgisayarda yapılacak ama herkes kendi evinde deneyebilsin diye bunların basitten bile olsa böyle yani şeyler de var. Ya ben kendi bitirme projemi bunda yaptım 2 sene önce. Çözünürlüğünü 640'a 480'e kadar çekmiştim. Çünkü 2 drone vardı ve 60 FPS'e çalışsın istiyordum. Çünkü zaten RL'de yani yavaş, arada bir gecikme oluyordu. Bir de hem grafikte gecikme olursa bilgisayardan dolayı bir sıkıntı olacaktı. Ama yani o dediğin gibi o JSON dosyalarından birkaç dosyadan ayarlanabiliyor. Direkt bu editör üzerinden de ayarlanabiliyor. Ama editörü mesela herkes kullanmayabilir. Çünkü editör, yani mesela editörde biz aslında ortam çıkarınca o ortamın binary dosyasını, binary dosyasını verince millete, herkesin aslında editörde çok bir işi olmayabilir her zaman. Başlatılabiliyor o şekilde. Evet. Direkt binary'nin diyor path'ini veriyorsun, yani adresini bilgisayarında. Python kodu onu açıyor. Ortamı, konumlarını ayarlıyor. Drone'u çıkarıyor haritada. İşte falan filan. Hepsini yapıyor. Genel olarak öyle. Bence güzel. Bu Airsim hakkında sorusu olan var mı? Belki arkadaş soru sormak isteyen olabilir. Ya da şunu yapabiliyor mu, bunu yapabiliyor mu? Eğer bildiğimiz bir şeyse söyleyelim. Yoksa ben bir soru soracağım. Tabii. Öncelikle sunum için teşekkür ederiz. Güzel bir sunumdu. Şimdi Urkan, sen kısaca bir değindin aslında ama ben biraz daha orayı merak ettiğim için sormak istiyorum. Şimdi biz bu drone'a mesela bir hareketi için bir script yazdığımızda, komutları verdiğimizde bu iletişimi, bu kontrol yazılımını falan arkadaki otopilot yazılımı şey yapıyor, idare ediyor. Yoksa hani simülatörün içinde hani nasıl bir şey var orada? Hani simülatöre entegre bir otopilot. Şöyle, drone'un şimdi drone sınıfı var burada bir tanesini drone çıkarınca. O drone sınıfının içinde kontrol algoritmaları var içinde gömülmüş. Ve drone'un mesela şimdi bir de şöyle iki katmanlı bir yapı var aslında. Geçen hafta design patterns'ta bahsetmişti arkadaşlar. Hani dışarıya verilen fonksiyonları var. Bir de bu simülasyonun geliştiricilerinin içeride kullandığı fonksiyonlar var. Yani şimdi dışarıya içeriye şöyle aslında. Sen kod yazarsan istersen kütüphanenin kodunu da değiştirebilirsin ama kütüphane kodunu değiştirmek yanlış bir hareket. Yani yapmaman gerekiyor. Ama kütüphanenin yani public fonksiyonları, dışarıya halka açık fonksiyonlarında
kontrolcüyü ayarlama fonksiyonları var algoritmasına. Ve içinde kendi algoritmasıyla hareket ettirme fonksiyonları var. Mesela move by işte XYZ diye bir şey var. XYZ koordinatına göre hızlarını verdiğinde işte açısal hız mı orada? İme açısal hızdı galiba işte. Ya da açısal iğme. Ona göre mesela belli bir noktaya hareket ettirebiliyorsun. Bu harekette bu verdiğin XYZ sayılarını harekete dönüştüren algoritma içinde gömülü. Yani otomatik var. Ama diyorsan ben tamamen kendim bir kontrolcü de yapacağım. Onu hareket ettireceğim. Onu da yapabiliyorsun. Onu yapmanda custom hani kendine ait tasarımlı şeyler yapabiliyorsun algoritma. O zaman oradaki diyeceksin ki işte benim yaptığım kontrolcüyü çalıştır gibi. Tabii kendi kontrolcün yapmak daha zor bir iş. Ama daha iyi olabilir. Çünkü içindeki kontrolcüsü çok sıradan bir kontrolcü. Hani özelleştirilmemiş. Çalışıyor. Mesela oradan oraya git dediğinde gidiyor ama daha hızlı, daha net böyle ne bileyim yalpalaya yalpalaya gidiyor mesela şu anki kontrolcüsü aslında. Çok böyle hızlı bir şey değil yani. Ortalama bir şey. Kötü de değil. Ama ortalama dediğim gibi. İşte yani kontrolcüyü işte kullanmaya başlayınca belki gerekirse başka bir yani kontrolcü de içine ya da bir eklentiler bir şeyler yapılabilir. Böyle şeyler de var yani. İmkan var yani. Onun gerçek hayatta peki bu olan... Buyur. Söyle, sen söyle. Bu uçuş kontrolcüsünden içinden değiştirilebilenlerden kastımız bu PX4 Ardupilot gibi bir yazılımlar mı yoksa AirSim'in kendi içinde olan bir şey? Normalde kullanılan PX4'ü bunda da kullanabiliyorum. O kartın simülasyonu içerisinde. Yani bu kendi içerisinde hazır oluşturulmuş Simple Flight var da real dünyada bu yok herhalde, öyle biliyorum. PixHub üzerinde şey yapabiliriz. Çalıştırırsak herhalde de aynı formatta çalıştırırız diye düşünüyorum. PX4'ün desteği var ya benim bildiğim bu PX4. Evet var. Ben hatırlıyorum olduğunu. Zaten bunu donanımla falan da gerçek dronelarda da test etmişler. PixHub dediğin için aynen aynı şekilde. Yani PX4 var. Ben başka bilinen böyle kütüphaneler ya da yazılımlar varsa onun neydi o diğer dediğini Ardupilot'u onu bilmiyorum. O da vardır diye bilmiyorum. Ama yani çok şey var zaten sitesinde. Ardupilot'la AirSim'i de kullanabiliyoruz. Ona da bakmıştım. Aynen. Ben link atayım bir tane. Hangileri varmış? Ardupilot var. PX4 var evet dediğin gibi. AirSim mesela Ardupilot nasıl kullanılıyormuş? Bir tane örnek koymuşlar mesela. Gayet kullanılıyor yani. Hiçbir sıkıntı olmadı. Peki biz nasıl kullanacağız bu şeyi? Neyi? Bizim her yani şeyi... Kendi algoritmalarımızı nasıl çalıştıracağız? Aynen. Ya başlangıçta direkt buna girer miyiz bilmiyorum. O ilk baştaki çünkü içindeki hareket fonksiyonları ve kontrolcüsü RL yapmaya yeterli. Ama baktık çok yetersiz kalıyor. Gerçekte deneyince bir şeyler. Bu mesela bir tane görev olarak da işte kontrolcüsünü değiştiririz. Başka bir uçuş kontrolcüsü içine konabilir. Yani o duruma göre ama zaten bunun desteğin olması bize yeterli. Gerektiğinde sadece oradaki işte tutorial'ımı adım adım takip edip değiştireceğiz. Burada çok kodu bir değiştirecek bir sıkıntı olmayacak gibi zaten. Çünkü orada fonksiyonları aynı. Fonksiyonlar çağırıyor ama sadece o işi yapan matematiğini işte hesaplamayı yapan farklı bir arkadaş olacak. Benim bir sorum daha var. Bir de sensör kendimiz sonradan ekleyebiliyoruz dedik. Bu hani şeylerin sınırı nasıl? Mesela lidarın farklı türleri var mı? Veyahut da eklediğim zaman hani belirli bir standart tür mü olabiliyor sadece? O nasıl oluyor? Ya orada türleri ya şimdi şöyle zaten bu sanal bir şey olduğu için hani biraz nasıl derler? Sen koyuyorsun aslında sınırları. Kamera da aynı şekilde. Bazen böyle şeyler olabiliyor tabii. Sınıflar olabiliyor hazır. Mesela şu lidar için simüle edilmiş sınıfı. Burada o kadar detayı var mı o lidarın işte ne bileyim neydi o lidar? Mesela Velodyne'in lidarı var mı burada? Yani şu lidar var mı? O kadar detaylı var mı bilmiyorum. Ben lidarıyla hiç oynamadım. Ama kameralarda işte herhangi bir Unreal'da mesela kamera nasıl tasarlıyorsan kamera dediğimiz şey simülasyonda zaten
grafik renderının böyle kesitlenmesi senin elle. Yoksa kamera diye bir konsept yok aslında bir grafik programında. Ama sen onu simüle ediyorsun. Gerçek kamera gibi. Görüntüyü kesiyorsun, işte lens varmış gibi. Fokus bilmem ne aperture ayarlarını ayarlıyorsun. Ha, bu şeyin içinde otomatik tanımlı kamera ayarları var. Onları da hani değiştirilebiliyor diye biliyorum. Yani ne kadar değiştiriliyor? Hani gerçek bir mesela kamera kullansan o kameranın işte fokus ayarına, işte lensine ona göre ayarlayabilirsin aynı şekil simülasyon şeyini. Ama daha fazla detayını bilmiyorum. Çünkü drone sınıfının, yani drone'un içine ellemek gerekecek öyle bir şey olunca. Ama vardır yani destekleri. Diyemiyorum. Kamera eklemek de şöyle oluyor. Kamerayı direkt o dosyalardan istediğin konumlara ekleyebiliyorsun. Mesela kamerayı drone üst kısmına koymuşsun. Mesela yerleştirmişsin. Şu üstten alacağı görüntü farklı olur. İşte alttan alacağı görüntü farklı olabilir. 2-3 tane ekleyip resimleri mesela bir kayıtta mesela 5-6 tane farklı kısmından resim alabilirsin. 5-6 abartı oluyor. Mesela hem başına hem arka tarafına iki kamera mesela. Hani böyle aynı yani hazır kameranın şeylerini farklı şekillerde şey yapabiliyorsun. Kameranın kendi içindeki şeyine bakalım sitesinden hazır açıkken neler yazmışlar. LiDAR da var bu arada da LiDAR'la ilgili bir şeyler de yazıyorum diye bakıyorum. LiDAR'la ilgili ayrı bir doküman bile var hocam. Aynen sensör tipleri varmış da o sensör tiplerinde marka falan direkt vermemiş ama dediğim gibi işte şeylerini ayarlayabiliyor. Aynı şekil kamera gibi LiDAR'da. Başlangıç işte ne kadar şey atabiliyor sinyal. Ya mesela bir Velodyne LiDAR'ın açıp mesela belli modelini istiyorsan onun spesifiklerine bakacaksın. Buradaki ayarları da aynı onun gibi yapacaksın. Sonra mesela bunu dosyaya kaydedersin. Dersin ki bu Velodyne LiDAR'ın özelliği sanki onu kullanıyormuş gibi. Hani onunla aynı özellikleri veriyor. Mesela onun kadar ışın atıyor saniyede. Onun kadar dönüyor işte. Onun kadar neydi bu? Data point cloud çıkarıyor işte. Vesaire. Ama direkt hani marka, şu markanın şu kamerası içinde hazır bir şey yok yani. Sadece bu özellikleri tanımana sahip veren şey var, sistem. Orada bu da mesela bir görev olacak mesela. Diyelim mesela kullanacaksak. Kameranın spesifiklerinin çıkarılması AIRS'ine göre vesaire. Mesela LiDAR için neler varmış bakayım. Tıp tıp tıp. Sensör tipi. Kaç tane channel olduğu, rotasyon saniyede dönme şeyi, saniyede kaç nokta geliyor, topluyor. Başlangıç X, Y, Z'leri işte konumlu, ne kadar eğikliği falan, ne kadar eğik durduğu. Dikey ve yatay olarak işte görüş açısının açısal olarak tanımlanması. Bunlar var genel olarak. Hani burada mesela iki tane farklı LiDAR tanımlamış. İkisinin farklı özellikleri var. Dediğim gibi hani böyle custom olarak tanımlıyorsun. Direkt bir destek yok. Anladım yani 180-360 istediğin tipte LiDAR'da entegre edip ayarlayıp kullanabiliyorsun. Aynen. Simülasyon olduğu için her şey sanal zaten. Hani LiDAR dediği şeyi de aslında simüle ediyor. Gerçek donanım gibi ayarlarını ayarlıyorsun. Onun gibi yapmaya çalışıyor yani. Peki son bir tane daha sorum var. Şimdi Reinforcement Learning falan kullanırken biz sanırım Visual Based olacak. Yani bu farklı bir telemetri verisine ihtiyacımız olacak mı? Olursa onu nasıl çekebiliyoruz? Bu konuda bir şey var mı? API'ın sağladığı yani, şey var mı? Zaten şey düşünüyorum ya. %90 kullanırız kamera dışında. Diğer IMU sensör gibi işte. Yani olabildiğince gerçek hayatta olabilecek bir sistem de tasarlamaya çalışmak gerek simülasyonda. LiDAR kullanacaksak bile mesela dediğin gibi gerçek bir LiDAR'ın özelliklerine bakıp onu kullanmak gerek. Çünkü ya sanal bir şey hiç olmayacak. Mesela saniyede 1 milyon tane işte ışın atan bir şey, böyle çok gerçekçi bir şey çıkarsa da çok manalı değil. Ama şey kullanırız. Nasıl kullanırız? Şöyle kullanırız. Dediğin gibi kamera kullanacağız büyük olasılıkla. Kameradan işte feature extraction olacak. Convolutional layer'lardan. Görüntünün işte belli şeyleri. Bu convolutional işte fully connected'lara girmeden önce genelde sensör verilerini onun böyle concentrate ediyorlar. Yani ekliyorlar sonuna. O da bir özellikmiş gibi aslında fully connected'dan bir çıktı çıkarıyor. Sensörlerin direkt işte hız, ivme falan vesaire bunları da bazen direkt kullanmıyorlar. Kalman gibi işte filtrelerle bunları bir çıktısını alıp hani oradan çıkan şeyi direkt ekleriz. Büyük olasılıkla böyle olur. Hani
Belki orada future engineering yapıp işte 2-3 tane mesela sensör verisinden bir manalı bir mesela daha bir özellik çıkarma mesela olabilir. İşte ne bileyim gyro olur, hız olur, açı olur mesela. Bunlardan mesela denge diye bir şey hesaplarız kendimize göre. Yani, tabii ne, matematik formüllerine göre yani kendimize göre dediğim. Ama hani mesela direkt 3 sensörün verisini sokmak yerine 3 sensörün verisiyle kalkül edilir yani hesaplanmış bir kendi özelliğimizi sokarız. Daha yararlı olacağını düşündüğümüz mesela böyle de olabilir. Ama sonuçta o sonuçta hep aynı yere state'in içine girecek yani. Yani ben tek kamera kullanacağımızı düşünmüyorum. Kamera çünkü bazen yetmeyebiliyor. Diğer bir yani sensörün, drone'un verileri çok ihtiyaç olabiliyor yani. Aynen ya zaten o yüzden sorum. Hani biz anlık olarak bu sensördeki verileri çekebiliyoruz değil mi API'la? Evet evet. O zaten onu gösterdi ya sanırım Nur ama örnekte yani... Hello Drone şeyinde göstermiştim. İlk önce okutuyordu şeklinde. O evet. Onlar zaten onlar hep çok hazır özellikleri şey. Aynen. Tak. Kolay da erişilebilecek şekilde oluşturulmuş zaten. Şekilde alıyordu. Tamamdır. Zaten. Ben kaçırmışım demek ki orayı. Onu alabiliyorsun. Farklı dronların varsa hepsinden toplayabiliyorsun. Araba varsa oradan alabilirsin. Etrafta bir şeyler tamamlarsak mesela onlardan da bir şey alabiliriz. Ne bileyim. Nasıl bir şey tamamlar şu an bilmiyorum da. Mesela kapı tanımladık. Kapıya çarptığını mesela anlayabiliriz simülasyonda train ederken. Kapıdan da veri alabiliyorsun yani gibi. Yani her şeyden veri toplayabiliyorsun. Simülasyon olduğu için hiçbir sıkıntı yok. Ama olabildiğince işte gerçekçi şeyler yapmak önemli olan o. Çünkü simülasyon olduğu için ya her şeyi tüm verileri toplayıp 2 dakikada eğitebilirsin her şeyi belki. Böyle bir şey bile olabilir. Ama gerçekçi olması yani olabildiğince en azından. Tamamdır. Evet. Teşekkür ederim. Mehmet, Melek, Naz, Emirhan, Caner, Burak hiç buradasınız ama sesiniz çıkmıyor. Benim bir sorum yok. Çok. Tekrar tekrar bakmam lazım. O yüzden herhangi bir sorum yok. Zaten ekstra bir sorum olursa sorarım arkadaşlar. Kayıt aldık diye düşünüyorum zaten. Bir kısmını ben de kaydettim denemek için. Ben de artık kayıt alabiliyorum bundan sonra. Her zaman Muhammed üstüne sen kalmayacakmış. Biraz da ben alabilirim. Yeni Linux'u kurdum. Şimdi kayıt alabiliyor şey. Ubuntu. OBS programı. Ben bir şey soracağım. Buyur. Biz Python'da yaptık ya bunu. Ben bir yerde okumuştum. Yanlış hatırlamıyorsam C++'da daha böyle verimli oluyormuş. Daha hızlı oluyormuş. Hani böyle keskin bir ayrım var mı C++'da Python arasında? Ya şöyle. Şimdi simülasyon C++'da çalışıyor. Airsim. Ama yani C++'dan da erişsen Python'dan da erişsen şeyle haber. Bu haberleşme var aralarında. PC. Aynen. Sonuçta sen C++'dan yani çok bir fark olmaz. Öyle. Evet. Bizim işimize yarayacak kadar bir müthiş fark yok ne yazık ki. Yani çok böyle ağır bir şey yapıyor olsaydık belki o bir saniyelik bir şey yani bizim işimize yarardı da. Ya bizim için şu an daha hızlı olan sizin bildiğiniz programlama dilinde kodlayabilmeniz. Çünkü o projenin ilerlemesini hızlandıracak. Yani şimdi herkes C++ yazmıyor çoğu zaman. Ya da bilmeyen de olabiliyor. Daha uğraştırıcı. Python'da hızlı hızlı test edip görebilme çoğu şeyi. Belki bitirdik diyelim. Erkenden vakitimiz kaldı. O zaman belki bir de C++ aynı kodları geçirilebilir. Denemek amaçlı en azından ama ilk başta Python'a gideriz gibi. Yani çoğu şeyi. Anladım. Bu arada sunum çok güzeldi. Teşekkürler. Ben de beğendim ya sunum. Gerçekten bu yani bunu YouTube'a o yüzden atmak istedim. Yani şey ya bu konuda mesela hiç kaynak yoktur internette Türkçe. Yabancı bile çok az var. İngilizce zaten yabancı dilinde sadece. Hani bu çünkü Airsim çok böyle popüler bir şey değil. Ya bu konular bayağı şimdi ne derler? Karışık konuları yapıp şu an aslında uğraşıyoruz. Yani uğraşmaya başladık. Bu hani normalde herhangi bir programlama dersinde tarz şeyler anlatmıyorlar. Burada çok fazla konsept var çünkü arkadaşlar. Yani böyle kolay görünüyor bazı şeyler ama bir kameranın yapısını bile anlamak aslında bayağı uzun bir yapı. İşte bir sensörlerin yapısını anlamak, filtreleri anlamak, bu haberleşmelerini anlamak, simülasyonla Python kod nasıl haberleşiyor. Bu bilmeyen kişiler için biraz karışık gelebiliyor olabilir. Onu anlıyorum. Ama biraz yani böyle bu tarz şeylerle işte onu çözmeye biraz çabalıyoruz. Yani biraz mesela herkes bir konuya bakıp biraz anlatınca biraz şey oluyor. Mesela burada aslında bu kütüphanenin içinde mesela o design pattern'ların hepsi var mesela.
mesela Onur daha çok görmüştür kodda mesela. Böyle, bunların hepsini kullanıyorlar ya takır takır her şeyi. Get barometer data diyor mesela. Orada adam client'ın ne olursa olsun o drone'u değiştirse bile her şekilde o kod bozulmadan sürekli çalışıyor. Adam barometer data fonksiyonunu bir daha hiçbir zaman ellemiyor kodu bir kere yazdıktan sonra. Çünkü öyle bir tasarlıyor ki. Diyor ki ben yeni bir şey eklesem bile onu bozmayacağım diyor işte. Get image data. Mesela farklı bir kamera türü eklese bile orada çok bir şey bozmadan, drone'u bozmadan, drone'a bir şey eklemeden. Mesela 5-6 tane drone'u var. Tüm drone'lara bir kod eklemesi lazımdı bir düzgün tasarım yapması. Ama öyle bir tasarlıyorsun ki abstract yani bir yerlerinden bağımsız ama birlikte çalışabilen yani decoupled tasarlıyorsun. Birbirleriyle işbirliği yapan ama birbirlerinden bağımsız yani kelime şey olarak. Yani birinin yaptığı şey diğerini bozmayacak ama bunlar birbirlerine çalışacak. Tabii ki birbirlerine tamamen alakasız hiçbir şey manası olmaz yani kodların da. O zaman bugün bitirebiliriz. Şimdi akşam bir tane daha var diye hatırlıyorum sunum. Oraya da enerjiniz kalsın biraz. Ona da katılırsınız. Umarım. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Drive'a mı ekleniyor videolar? Ya benim için yabancı bir alan, birkaç kere izlemem lazım. Çok güzel bir şey. Evet, Drive'a ekleniyor. Drive'a eklemeye çalışıyor. Muhammed ekliyorları da. Tamamdır. Çok teşekkürler. Ben onları YouTube'a da eklemeyi düşünüyorum. Şimdi bir bakacağım durumlarına nasıl ses mevcut şeyleri. YouTube'da da mesela bizim böyle toplantıların bazılarını oraya atayım. Hem güzel olur. Başka insanlar da belki yararlanır falan. Tamamdır o zaman. Akşam görüşürüz.